Değerli M5 Prime izleyicileri, yeniden bir aradayız. Aradan geçen bir hafta içinde dünyada ve Türkiye'de tabii ki çok fazla olaylar yaşandı. Ben de onları bir kıdemli gazeteci olarak sizler adına takip etmeye devam ediyorum. Ben Ardan Zentürk, M5 Savunma ve Strateji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Bu grup olarak sizlere Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir bilgi hazinesi aktarmaya çalışıyoruz. O da jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler, savunma sanayi gelişmelerinde yaşanılan son durum ve buna bağlantılı olarak Türkiye'nin milli beka mücadelesinde ne durumda olduğu. Bu bizim hepimizin hayatı. Yani Türk devletsiz yaşayamayacağına göre devletimizin bekası açısından neler oluyor, neler bitiyor. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden çabalarımızı da desteklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim kafamda büyük bir soru işareti var. Biz bırakın Türkiye'yi bir kenara, bir geçici olarak, insanlık olarak nereye gidiyoruz? Bu sorunun cevabını bugün medyada, sosyal medyada, ne bileyim ben, bütün yayınlarda çok net tartışılması gerekirken sanki bir güç büyük bir felaket senaryosu karşı tarafta gözükmüş, ufuktan yavaş yavaş kendini göstermişken sanki bunu durdurmaya çalışıyor. Bakın, bir olay sizleri değerli dostlarım yanıltmasın, dikkatinizi dağıtmasın. O da şu: İsrail her zaman büyük bir yaygaradır. Sesi çok yüksek çıkar. O nedenle Orta Doğu'daki bu Filistin-İsrail meselesi 3 aydır, 4 aydır dünyanın gündemine birinci sıradan oturmasıyla dikkat çekiyor. Oysa o savaşta veya o çatışmada insanlığın tamamını etkileyecek bir boyut yok. Gerçek anlamıyla da söylemek gerekirse bölgesel bir çatışma. Ve orada olabilecek bir sonuç, bizleri, yaşamı, küresel sistemi fazla etkileyecek boyutta değil. Nitekim etkilemiyor da. Ama Ukrayna'dan dikkati ayırırsak başımız çok büyük belaya girer. Çünkü Ukrayna insanlığın bugününden yarınına geleceğini belirleyecek kıvamda bir krizdir, bir savaştır. İki büyük nükleer güç, biri Amerika Birleşik Devletleri, öbürü Rusya Federasyonu, o savaşta doğrudan karşı karşıyalar. Orada doğabilecek en ufak bir dikkatsizlik, en ufak bir kontrolden çıkmış olay hepimizin gündemine yok olma tehlikesiyle kalmış bir dünyayı taşıyacaktır. O yüzden İsrail ve Filistin'e takip edebiliriz. Tamam. Ama esas bakacağımız yer Ukrayna'dır. Bakın, Hollandalı amiral var, Koramiral Rob Bauer. Diyor ki, NATO Askeri Komite Başkanı kendisi. NATO Askeri Komite Başkanı, NATO'nun en üst askeri yetkilisi. Başkomutandan sonra. Batı ülkeleri önümüzdeki yakın zaman diliminde Rusya ile yaşanacak bir savaşa hazırlıklı olmalılar. Bir gerçeği kabul etmeliyiz. Artık barış ortamında yaşamıyoruz. Barış yok diyor. Biz savaştayız diyor NATO olarak. Ve bunun için NATO güçleri Rusya ile bir savaşa hazırlanıyor. Evet, hazırlanıyor. Yani Steadfast Defender 2024 Şubat ayında başlayacak, Mayıs ayına kadar Almanya, Polonya, Baltık hattında dev bir tatbikat, 90 bin asker katılıyor. İkinci Dünya Harbi'nden bu yana, Soğuk Savaş dahil, NATO'nun bu kıvamda bir askeri tatbikat yaptığı görülmemiş durumda. Böyle bir durum var. Adam da onu söylüyor. Ben hazırlanıyorum, siz de hazırlanacaksınız diyor. İttifak bir savaşa en yüksek düzeyde hazırlıklı olmalı ve beklenmeyeni beklemelidir. Hep söyleriz. Evet, 3. Dünyasa hayır olmaz canım, ne olacak? Olacak şey mi falan? Nükleer bomba var. Ne diyor adam?
beklenmeyeni beklenmelidir diyor. Yakın gelecekte daha güçlü olabilmemiz için NATO'yu bir savunma gücünden bir savaş gücüne dönüştürmek zorundayız. Yani NATO gerçekten bir savunma gücü olarak kuruldu. Onu söyleyeyim. Yani Rusya ile Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ile savaşmak için kurulmadı. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı o kadar saldırgan bir görüntü sergiliyordu ki tanklarıyla, zırhlarıyla, nükleer füzeleriyle bari biz kendimizi savunalım diye kuruldu. Ama diyor ki bu adam, karşımızdaki güç duracak gibi gözükmüyor. O yüzden biz bir an önce bu NATO'yu savaş gücüne dönüştürmeliyiz. Zaten Steadfast Defender 2024 tatbikatı bunun açık bir örneği arkadaşlar. 90 bin askerle ne yapıyorsun? İşte onu yapıyorsun. Almanya Savunma Bakanı, o da diyor ki Boris Pistorius, Ukrayna Savaşı'nın yakın gelecekte bu ülkenin komşuları üzerinden genişleyeceğini izliyoruz diyor. Yani emin. Bu savaş genişleyecek komşuları üzerinden. Kremlin'den her gün savaş tehdidi açıklamaları alıyoruz. Son olarak Baltık'taki dostlarımızı topluca tehdit ettiler diyor. Doğru. Ve benim de gördüğüm kadarıyla Rusya eğer Ukrayna'da biraz daha istediğine ulaşamadığını anladığı dakika, açık ve net söyleyeyim, Baltıklar veya Moldova üzerinden Avrupa'yı zorlayacaktır. Bu nedenle daha iki gün önce 3 Baltık Cumhuriyeti'nin savunma bakanları, yani Letonya, Litvanya ve Estonya'nın savunma bakanları Baltık Savunma Hattı Anlaşması'nı imzaladılar. Nedir Baltık Savunma Hattı biliyor musunuz? Çok gırgır değil. Savunma hattı şu, Rusya'nın muhtemel bir zırhlı birlikler saldırısı halinde NATO kuvvetlerine en az 36 ila 48 saat kazandırabilecek intikal için bir dev duvar örüyorlar Rusya'ya karşı Estonya sınırında. Duvar ve Estonya ve diğerleri istimlaklara başladılar, tarım arazileri dahil bunker yapmaya başlıyorlar. Yani bir Rus saldırısı halinde güçlü sığınaklardan savaşan askerler esasında görevleri Steadfast Defense 2024'e katılan ve normalde 300 bine ulaştırılmış NATO acil müdahale gücü için zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bakın ne senaryolar üzerinde konuşuyorum ben. Bu senaryoları ben uydurmuyorum. Ben nereden uyduracağım? Senaryo yazarı değilim. Bu senaryolar resmen şu anda NATO tarafından uygulanıyor. Gerçek anlamda. Ve diyor ki Estonya Savunma Bakanı, Rusya'nın Ukrayna saldırısı Estonya'nın ilk metreden itibaren savunması için askeri ekipman, personel, mühimmat yanında güçlü bir fiziki savunma hattının kurulmasını gerektiriyor diyor. O hat bu hat. Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, Orgeneral, Belçika NATO karargahının olduğu yer, diyor ki böyle bir savaş, Rusya'nın bir savaş ekonomisine dönüştüğünü izliyoruz. En etkili olmakta, en endişeli olmakta haklıyız. Kremlin ve Putin'in tercih ettikleri konuşma şekli zaten hep saldırgan oldu. Büyük ihtimalle ikinci bir cephe açmayı planlıyorlar. Bu ya Moldova olacak ya da Baltıklar diyor. Şimdi Belçika Genelkurmay Başkanı deyip geçmeyin. Adam NATO genel karargahının içinde yaşıyor. Rusya'nın bu süreklilik gösteren saldırganlığı karşısında Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Baltık Cumhuriyetleri zaten her zaman alarmdaydı diyor. Şimdi İngiltere liderliğinde yeni bir Kuzey İttifakı kuruldu. Onu da ifade edeyim.
Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Hollanda. Donanma ve hava kuvvetleriyle kuzey bölgesini NATO bünyesinin dışında ve içinde aynı zamanda Rusya saldırganlığına karşı koruma emri almış bir ittifaka dönüştürüyorlar. Sadece bu ittifakın Baltık Denizi'ne koyduğu savaş gemisi miktarı 20. O yüzden beklenmeyeni beklemekte yarar var. Yani dünyanın gidişi 2024 yılında özellikle ilkbahar aylarında hepimizi zorlayacak gibi gözüküyor. Daha fazla detaya girmiyorum. İlerleyen zamanlarda gireceğim. Hoşça kalın.